Oraya göre devam edecek olacak. Kadirli Karabükspor'da düşme hattında yer alan 1461 Trabzon'u ağırlayacak evinde. Ve bu mücadeleyi de TRT Avaz ekranlarından naklen izleyebilirsiniz. Kadirli Karabükspor. Karadeniz kapışması. Evet. 1461'i ağırlayacak demiştik ama belki bu anlamda düşme hattında yer alan takımlardan 1461 Trabzon'u zirveyi netleştireceği ya da belirleyeceği açısından bir parantez için alabiliriz bu hafta içerisinde. Yani herkes birbirini takip ediyor Onurcuğum. Yani bu anlamda Adanaspor Samsun'la çok önemli bir maç oynuyor. Kardemir Karabükspor'da 1461 Trabzon'la. Evet. İkisi de farklı gayelerde. Biri ligde kalma mücadelesi veriyor. Birisi şampiyon olup yani ilk ikiden Süper Lig'e çıkma niyetinde. Evet. İlk yarıda da kağıt üzerinde kolay bir maçtı ama beraberliğe sevinen bir Kardemir Karabükspor takımı görmüştük. Hı hı. Hüsnü Özkara geldi. Bunun sonuca yansıması anlamında bir beklenti var. Hı-hı. Tabii Hüsnü Hoca daha önce Kardemir Karabükspor'da da şampiyonluk yolunda önemli bir görev almıştı. Onun için de farklı bir duygu. Tabii burada Kardemir Karabükspor içeride 8 maçtır kazanan bir Kardemir Karabükspor var. Son 4 maçında da gol yemeyen bir Kardemir Karabükspor var. Ligin en kaliteli kalecisine sahip, ligin en kaliteli kadrosuna sahip. Bir kere takım olarak Kardemir Karabükspor'u çok ayrı bir yere koymamız gerekiyor. Hı-hı. Yani Muhammed oyuna katılmaya başladı. 4 maç, 4 asist, 4 gol. Bunlar çok önemli. Ki Muhammed'in asist ve gol yaptığı maçlarda Kardemir Karabükspor puan kaybı yaşamamış. Onun oyuna katılması da zaten Kardemir Karabükspor için maça 1-0 önde başlamak gibi değerlendirilebilir. Evet. Önemli eksikleri de yok. Kazanmaya yakın. Yani tabii ki burada biz kağıt üzerinde değerlendiriyoruz. Her şey sahada belirleniyor ama Kardemir Karabükspor çok önemli bir eşikte puan kaybı yaşamaz diye değerlendiriyorum. Baktığımızda Kerim Zengin'in sakatlığı dışında herhangi bir eksik yok. Sakat. Kart konusunda da çok sıkıntıya düşmüyor Kardemir Karabükspor yakın zamanda. Ve baktığımızda çok da gol pozisyonuna giriyor. Yani evet. Her ne kadar skorlar kısır skorlarla neticelense de 1-0'lık 2-1'lik biten maçlarda bile inanılmaz gol pozisyonuna giren bir Kardemir Karabükspor takımı var. Yani herhangi bir oyuncuya markaj uygulamanızla Kardemir Karabükspor'u frenleyemezsiniz yani. İlk maç 1-1 sona ermişti Trabzon'da. 1460 ve Trabzon Kardemir Karabükspor mücadelesi. Tabii Kardemir Karabükspor içeride çok iyi oynuyor gerçekten. Deplasmandaki o performansı eğer ki... Ama son iki maçta deplasman fobisiyle kırdı. Evet. Hem Karşıyaka'yı yendi hem Boluspor'u yendi. Bunlar önemli eşikler. Yani önemli virajlarda puan kaybı yaşamamak Kardemir Karabükspor'un moral motivasyonunu da tetikleyecektir. Evet. Az gol yemesi de zaten özel iyi bir tempo yakalıyor yani. Evet. Fakat bakalım. Seyirciyle ilgili hep sorun yansıtıyoruz. Ligin ikinci sırasında yer alan bir takımın tribünleri doldurmaması çok önemli bir eksik. Yani 12. adam olmadan nasıl şampiyonluğa gideceksiniz? Yani tamam şampiyon olduktan sonra o konvoyları falan yapacaksınız da bence sıralamadaki yeri kadar o seyircinin de tribünleri doldurması lazım. Karabük şehrinde o canlılığı göremedim ben. İki maça gittim. Şehirde bir dinamizm göremedim. Bu önemli bir eksik. Tabi başkan çok çaba gösteriyor. Tam onu diyecektim. Başkan Tayfun Tankut son haftalarda tribün liderlerini ağırladı. Hatta yönetim olarak da elinden geleni yapıyor o tribünün dolması için ama herhalde taraftara burada iyi iş düşüyor. Tabii yani Adana sadece kulüp başkanının veya oradaki sosyal dengelerin aktivitesiyle olmaz. Evet. Seyirciler kendileri yapacak bunu. Yani şimdi siz yarın Süper Lig'e çıkmasını istiyorsanız birazcık çabayı da siz göstereceksiniz. Zaten biletler de peynir ekmek parası gibi çok ucuz bilet fiyatları. Yani hiç kimse bilet fiyatlarının herhalde fiyatından dolayı gelinmezlik yapmıyor. Ama Süper Lig'den düşmenin küskünlüğünü bir an önce atıp artık takımın yanında yer almaları gerekiyor. Bakalım ne olacak? Bugün saat 19'da TRT Avaz ekranlarından naklen izleyebilirsiniz. Kardemir Karabükspor 1461 Trabzon mücadelesini sayın seyirciler.